Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün raporla alakalı bazı şeyler paylaşmıştım ben Instagram'dan. Bununla alakalı sizin sorularınız oldu. Biraz onlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Hocam, pazar günü başka bir şehirdeyken buradan pazartesi günü için rapor alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz, öyle değil mi? Alabiliyoruz ama şöyle almanız lazım arkadaşlar. Hafta sonu aldığınız zaman o bulunduğunuz günü de düşünmeniz lazım. Yani pazar gününü de düşünerek almanız gerekiyor. Hı hı. Mesela pazar gece 11'de rapor aldık. İşte başka bir ilden, Kars'tan mesela. O zaman bir günlük almanın hiçbir anlamı yok. O zaman pazar için almış oluyorsun, evet. Bir günlük alırsan. İki günlük alırsan o zaman pazar ve pazartesiyi kapsamış oluyor. Cumartesi günü rapor alırsam o zaman cumartesi, pazar, pazartesi için almam lazım. 3 günlük almam lazım ki pazartesiyi de kapsayabilsin. Yani hafta sonu il dışından rapor alabilirsiniz. Evet. Ama o günü de düşünerek almalısınız. Peki hocam, ya hafta sonunu düşüneceğimi, ya daha doğrusu hafta sonu il dışından rapor alabileceğimi nereden biliyorum ki ben? Bir arkadaşımız da onu sormuştu. İşte hocam bizi alamazsın dediler. Demiş bir arkadaşımız, hani bir arkadaşı demiş. Şöyle geçiyor arkadaşlar yönergede, yönetmelikte. Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının geçici görev ve kanuni izinlerinin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınmasının zorunludur diyor. Yani arkadaşlar ne diyor bakın, görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu hariç. Yani kanuni izinliyken ne yapabiliriz? İl dışından rapor alabiliriz. Kanuni izin durumu ne zamandır? Hafta sonudur. İşte yaz tatildir. Hani öğretmen için 15 tatildir. İşte vesaire. Hani bayram tatilidir. Yani izinli olduğumuz, resmi tatil olan, resmi tatil olan her zaman bizim için kanuni izindir. O zamanlarda, o günlerde il dışından rapor alabiliriz. Ancak ne zamana kadar? Gece 24'e kadar. 23.59.00'a kadar. Yani o tam geçene kadar alabiliriz. Yalnız geceyi geçtiği zaman il dışından rapor alamıyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi İkner Hocam? Evet. Yani buna dikkat etmek lazım. Bizim öyle olan arkadaşlar vardı. Başka ilden değil, bulunduğu ilden. Hı hı. Mesela hani ona göre almak lazım diye düşünüyorum. Şimdi ya, çok güzel telaffuz da edemedim. Biraz riskli bir konu. Bir anlatacağım. Yani riskli bir konu. Yani şöyle, hani aslında oradaki şey memuriyet mahalli diye geçiyor. Aslında hani belediye sınırları aslında. Yani ilçe bazında bile düşünülebilir aslında. Ama peki merkezden işte, alamaz mıyım? Ya ben mesela İnegöl'de çalıştığım dönemde, hı-hı, hani şimdi bunun tereddüdünde ben de kaldım. Hı-hı. Aslında ilçe gibi yani. Hani belediye sınırları dediği zaman, şimdi ilçede çalıştığın zaman ilçeyi düşünmüş, evet, oluyorsun dolayısıyla. Ya bunda da mesela şey vardı İnegöl'de, şimdi ben akciğerimden rahatsızlandım. İlçede İnegöl'de kan tükürdüm arkadaşlar. Bir ara İnegöl'deyken bayağı bir hani hastalandım gerçekten, böyle mahvoldum, hı-hı, yani. İlçede de İnegöl'de de şey yoktu, akciğerle alakalı göğüs doktoru değil mi? Yoktu, hı-hı, o zaman, o günler bilmiyorum artık işte. Aradım idareyi. Hani bu tip bir durumda idarenizle konuşun. Evet, bir sorun olmaz o zaman arkadaşlar. İdarenizle böyle durumlarda iletişimde kalın mutlaka. Hani sonradan değil, önceden konuşun. Hani dedim ben çok rahatsızım. Hani dedim ilçede de akciğer doktoru yok. Merkezine gitmem lazım. Tamam dediler yani. Bir sorun olmadı. Ama dediğim gibi hani önce ilçede de gene önceden gene hani ilçeyi düşünmek, hı, lazım. Olsa belki şey yapabilirlerdi ilçeye git diye. Yani ben de mesela Sivas'ta Zara'da görev yaptım. Hiç Sivas merkezden rapor aldığımı hatırlamıyorum. Hep ilçedeki devlet, evet, hastanesinden ya da sağlık ocağından falan. Yani çünkü memuriyet yani mahalli tabiri geçiyor. O da, hı hı, belediye sınırları diye şey yapılıyor. Başka bir yönetmelikte de öyle görmüştüm. Evet, evet. O yüzden önce hani ilçedeyseniz ilk önce ilçe. Hı. Ama dediğim gibi yoksa o zaman idarenizle görüşerek bir il merkezi vesaire konuşursunuz. Hocam, bir soru daha soracağım demiş arkadaşımız. Ameliyat sürecindeyken heyet raporu alacağım. Bu rapor aynı ilde olmak zorunda mı gene? Yani arkadaşlar, hani ben bunun bir ayrımını görmedim bu yönetmeliklerde. Yani ne yapmanız lazım biliyor musunuz? İl dışına bir doktora muayene olacaksanız. Ya diyelim ben gerçekten farklı ciddi bir rahatsızlığım var. Ve il dışında doktorumda mesela bir profesöre muayene olmak, hı, istiyorum. Ne yapman lazım? Bu durumlarda da idarenizle konuşun. Ben hani böyle bir durumda kaldığım da oldu bir kere. İdarenizle konuşun. Yani bir dilekçe yazarsınız. Mesela atıyorum pazartesi günü ben muayene olacağım il dışından. Ve dediğim gibi farklı bir durumum var. Farklı bir rahatsızlığım var.
O zaman dilekçenize yazarsınız. İşte şu şu rahatsızlığımdan dolayı işte şu işte hastanede şu doktora muayene olacağım. Bir günlük idari izin istiyorum. Hani tarzında. İdareniz yani buna mutlaka müsamaha gösterecektir. Hani bu hastalık durumlarında gösterirler. Dolayısıyla bir günlük izin yazarlar size. Yani olur da Allah korusun ciddi bir şey çıkarsa, bir ameliyat sürecine girerseniz, bir heyet raporu olursa izinliyken zaten rapor alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ondan sonra bir sorun olmaz. Yani böyle ciddi rahatsızlık durumlarında, il dışında muayene olacağınız durumlarda idarelerimiz gerekli müsamahayı gösteriyorlar. Konuşun, ayarlanır arkadaşlar. Bir kere benim de okuldan Yani çıkmışlığım idarenin de bir gün, iki gün bu tip izinler ve verme şeyi var yani. var. Bak bu senin hani başka ilçeden rapor alma muhabbetiyle alakalı. Ben de bir kere okuldan çıktım, kolumu kırdım, sağ kolumu. Ondan Evet. sonra oradaki hastaneye gittik. Tabii çok bir şey yapamadılar, anlamadılar da zaten. Dediler burada ortopedi doktoru da yok. Merkeze git. Gittik o gün Sivas merkeze. Orada mesela bana 21 gün heyet raporu falan vermişlerdi hatta. Bir sorun olmadı, hiçbir şey de demediler yani. Ben bir de Tabii. bunu açıkladım mı idareye bilmiyorum ama beni sevk ettiler falan dememiş olabilir Ama miyim? şeyde de yönetmelikte de sevk şeyi yazıyor zaten. Zaten sende de yokmuş. Bak sen de gene ilçeye gitmişsin ama gene. Evet Yani evet. bulunduğu ilçede gene doktora muayene olmaya gitmiş. Olmayınca ile geçmiş yani. Evet. Mutlaka önce bir ilçeye şey yapmak lazım. Hocam il dışından pazar günü acilden rapor alsam olur mu? Olur. Yani zaten hafta sonu rapor alınabiliyor arkadaşlar. Hocam daha farklı bir soru sormuş arkadaşım. Bayram tatili 9 gün olur mu İlknur hocam? İnşallah. Yani ben olacağını bekliyorum. Umuyorum olacağını. Orada arada 1,5 gün mü Bir ne buçuk kalıyor gün herhalde? falan var onda Orada da. Zaten yapılacaktır diye ara düşünüyorum. tatildeyiz biz. Evet. Ama diğer Ama memurlar da şey olmaz. soruyorlar. Tabii. Mesela ben. Evet. İdareci olarak olması bizim için güzel Sana olur. bilmiyorum ya. Bir gün falan aynı çağırabilirler Belki tatil ederler ya. Bize de. bak. Neyse. Hocam hafta sonu da alamazsınız diyor bir arkadaşımız. Bununla alakalı yönetmelik paylaşır mısınız demiş arkadaşımız. Bunu söyledim az önce zaten en başta. Hocam peki raporum bitmeden rapor alabilir miyim? Şimdi arkadaşlar bununla alakalı durumlardan bahsedeyim. Bir rapor halindesiniz.